Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuklarımız Remax Empati'den gayrimenkul danışmanlarımız Sayın Filiz Tura, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve Sayın Ahmet Kutlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Filiz Tura kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bu programa katılmaktan gerçekten çok mutlu olduk. Ben ve partnerim adına ilk önce belirtmek isterim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümünden yüksek lisans derecesine sahibim. 23 yıldır profesyonel iş hayatında çalışmaktayım. Bunun 20 yılı Türkiye'nin en büyük holdinginde pazarlama, satış, ticari pazarlama departmanlarında yöneticilik pozisyonlarında geçti ve ardından hem mesleğimi hem de satış ve pazarlamada kazandığım tecrübe ve yetkinlikleri kullanmak amacıyla iletişimin de çok önemli olduğu gayrimenkul sektörüne adım atmayı kendime hedef seçtim. Bu konuda kendisiyle, partnerimle 20 yıldır birlikte çalışıyorduk. Aynı hedeflere kazandık. Aynı hedefleri benimsediğimiz için birlikte bu yolda ilerlemeye karar verdik ve Remax Empati çatısı altında Anadolu Yakası Bağdat Caddesi uzmanlık bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Ve Sayın Ahmet Kutlu, sizi de tanıyabilir miyiz? Ben orta öğrenimimi özel bir Fransız okulunda yaptım. Daha sonra da oradan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesini geçerek bitirdim. İngilizce ve Fransızcayı iyi derecede bilirim. Bu arada da turist rehberliği de yaptım ben. Normal Filiz Hanım'ın da bahsettiği o profesyonel kariyerimize başlamadan önce. Ve bu bana gerek hani bir erkek okulunda okumuş olmak, daha sonra da bir üniversite mezunu sadece olmaktan gayri çok değişik insanlarla ev ortamı ve iş ortamının dışında tatil merkezli bir ortamda birlikte çalışmak ve yabancı dilde konuşma imkanını sağladı. İlk işe başlamadan önce bu benim geliştirdiğim iletişim yeteneklerimi, pardon yetkinliklerimi sağlam bana kazandırdı diyeyim. Daha sonra evet ben de önce pazarlama 10 sene, daha sonra 13 sene satış yöneticiliği de bulundum. Kozmetik ürünü hep sattım. Gerek Nivea markası, gerek 8x4 Celine Egos gibi ürünler, parfümeriler, eczaneler, marketler, hatta kadın kuaförlerinde satılan ürünlerin satışını yönettim. Gene orada da çok değişik bir portföyün içerisinde insanlarla karşılaştım. Ve bu kariyeri sonlandırdıktan sonra da biz Filiz Hanım'la birlikte 2 senedir aynı şekilde insanlarla çalışmak için bu sektöre girdik. Evet. Öyleyse Filiz Hanım'a da soruyoruz. Neden bu sektör diyoruz? Evet, demin kendimi tanıtırken de aslında bir miktar oraya dokunmuştum. Dediğim gibi hem mimarlık mesleğimi hem de satış tecrübesini birlikte değerlendirmek istedim ben. Bizim satış tecrübesi derken burada çok fazla yetkinliğin olması gerekiyor. Buradaki en önemli yetkinliklerden bir tanesi de insan ilişkisi ve müşteriyi anlama, müşterinin ihtiyacını anlama şeklindedir. Bu yetkinliklerimizin bu sektörde çok iyi kullanacağımızı düşündük. Çünkü biz bunu 20 yıl profesyonel bir biçimde yaptık. Hatta Türkiye'nin en büyük holdinginde ve okul dediğimiz artık, iş okulu dediğimiz bir şirketinde, bir departmanda çalışarak bunu yaptık. Onun için de insan ilişkilerimizin iyi olduğunu düşünerek bu sektöre girmeyi planladık. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlar kendilerini bu satış kiralama süreci sırasında
çok baskı altında hissediyorlar. Bu her gün yaşadığımız bir şey değil. Hayatımızda belki bir iki defa yaşadığımız bir şey. Ve insanlar bu sürecin içerisinden geçerken genellikle bir zorunluluk sebebiyle veya hayatın içerisinde oluşan önemli bir değişiklik, doğum, ölüm, efendim evlenme, şehir değiştirme, tayin olma gibi sebeplerle bu süreçlerin içerisine giriyorlar. Ve ciddi bir baskı altında oldukları için yanlarında kendilerini anlayacak, ne hissettiklerini en azından anlayacak ve ona göre davranabilecek iş ortaklarına veya çözüm ortaklarına ihtiyaç duyuyorlar. Bunu bilebilmenin bile, kabullenmek bir tarafa, bilebilmenin bile, bunun ayırdığında olabilmenin bile bir adım öte olduğunu düşünüyoruz biz. Ayrıca da buna ek olarak da biz mesleği bir adım öteye, yeni nesil gayrimenkul danışmanlığına taşıma amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Evet. Peki yeni nesil gayrimenkul danışmanı ne demek? Evet, bunu biz Ahmet Bey'le kendimiz ürettik diyelim. Yeni nesil gayrimenkul danışmanıyız diye bir vizyonla yola çıktık. Evet, yeni nesil gayrimenkul danışmanı ne demek? Şöyle ki, satış ve kiralama işi veya herhangi bir hizmeti sunmakta işi, ihtiyacı anlama işidir. Biz şöyle diyoruz, biz müşterimizin ihtiyacını anlarız. O ihtiyacını anladıktan sonra da ona beklediği, istediği, talep ettiği hizmeti veririz. İhtiyacını anlayınca ne oluyor? Müşteriye biz vakit kazandırıyoruz. Çünkü onu ihtiyacının dışında farklı şeylere yönlendirmiyoruz. Doğru anlamak demek, doğru hizmeti vermek demek. Onun için bizim ilk önceliğimiz müşteriyi dinlemek. Biz açıkçası müşteri ziyaretlerinde, verdiğimiz hizmetlerde, yaptığımız gösterimlerde çok fazla konuşmamayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü bize göre dinlemekle ancak ihtiyaç anlaşılır. Hep dinledikten, anladıktan sonra biz sadece danışmanlık hizmeti vererek konuşmayı tercih ediyoruz. Evet. Peki... eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu network işi. Önce kendi uzmanlık alanını iyi bilmek ve orada uzman olduğunu da potansiyel müşterilere bildirebiliyor olmak gerekli ki insanlar birbirleriyle karşılaşabilsinler, birbirleriyle buluşabilsinler. Doğru alıcı, doğru danışmanla buluşabilsin. O anlamda günümüzün gelişen iletişim ortamı, değişen nesille birlikte günümüzün iletişim ortamı artık sosyal medyanın üzerine kaydı ve o sosyal medyanın iletişim mecralarını çok iyi değerlendirmek lazım. Onları göz ardı ederek yapılacak bir iş değil bu. Bu sebeple sosyal medyanın değişik kanallarının kullanımı, yeni gelişen pazarlama ve tanıtım teknikleri var. 3D kameralarla, efendim video çekimleriyle, ilanları ve tanıtımları zenginleştirmek gerekiyor ki sadece insanlar gelerek bakarak değil bu kısıtlı zaman içerisinde gerek cep telefonları, tabletleri gerekse de bilgisayarları üzerinden çalışmayı düşündükleri, almayı düşündükleri gayrimenkulle ilgili önden fikir sahibi olabilsinler. Evet, sosyal medyanın gayrimenkul sektöründeki kullanımı nasıldır diyoruz. Evet, biz Ahmet Bey'le birlikte bu konuda özel bir çalışma yapıyoruz. Şöyle ki bizim anlaşmalı olduğumuz sosyal medya danışmanlarımız var. Bunlarla ilerliyoruz. İlk bir kurumsal kimlik oluşturarak işin içine girdik. Bir web sayfamız, bir özel Instagram hesabımız ve özel bir Facebook hesabımız var. Bunlar bizim kişisel sayfalarımızdan daha farklı oluyor tabii ki. Burada daha çok gayrimenkul sektörüne doğru neler yapılıyor, trendler, bunları burada paylaşıyoruz. Projelerimizi paylaşıyoruz, portföylerimizi paylaşıyoruz ve günlük hayatına dair ne varsa buralarda bizi takip eden, bizi seven dostlarımızla, takipçilerimizle paylaşıyoruz. Evet, peki mülk sahipleri neden gayrimenkul danışmanı ile çalışmalı? Şöyle ki, birincisi burada en önemli şey bizce fiyat. Burada alıcı da memnun olmalı, satıcı da memnun olmalı. Şimdi alıcıya baktığımızda burada her zaman için düşük fiyatla almak isteyecek. Mülk sahibi de her zaman için yüksek fiyatla satmak isteyecek. Fakat gayrimenkul danışmanı şöyle yapar. Doğru fiyatlı satıcıyla,
doğru fiyatlı alıcı talebini karşılaştırır. Bunun için eğer bir kişi doğru fiyatlı mülk almak istiyorsa veya mülkünü doğru fiyatlı satmak istiyorsa burada ilk başvuracağı kişi o bölgenin uzman gayrimenkul danışmanıyla çalışmaktır. Evet. Döviz, faiz, enflasyon yükselirken gayrimenkul yatırımını mantıklı buluyor musunuz? Bunu aslında ben Ahmet Bey'e söyleyeyim. Biz bu konuda çok evet. çok kendisiyle gün içinde çok fazla tartışıyoruz. Evet. Onun bu konuda farklı yorumları var. Evet. Bizim ekonomimiz kırılgan bir ekonomi. Hızla biz büyürüz ama 5 ila 7 senede bir finansal döviz krizleriyle sarsılırız. Bu da bize dövizin değerinin artışını getirir, faizlerin yükselmesini getirir, gayrimenkul piyasasında daralmalar getirir zaman zaman. Fakat bunlar hep geçicidir. 3 ila 5 senelik uzun vadeye baktığımız zaman Türkiye'de gayrimenkulü her zaman kazandırmıştır. Bunun tersi hiç olmamıştır. Önümüzdeki dönemde de olmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Evet, yurt dışında gayrimenkul almak uzun vadede kazançlı olur mu? Biz bunu yine dediğim gibi Ahmet Bey'le tabii bütün bizim 12 saatimiz birlikte geçtiği için gün içinde hep tartışıyoruz. Çevremizde alanlar var, evet. Fakat biz alanlara şöyle bir dezavantajlarını da bir düşünsünler diyoruz. Bunun dezavantajları ne mi? Kültür farkı var, işte borçlar hukuku var, miras hukuku var, vergi prosedürü var. Bunları Ahmet Bey yine daha çok bana yardımcı olacak bu konuda. Yani dili ve kültüründen uzak olduğumuz bir ülkeye eğer göç edeceksek, peki orada oturmak için gayrimenkul alalım. Ama ticaret yapıyorsak, arada bir gidiyorsak, çocuğumuzu orada okutuyorsak bu gayrimenkul yatırımı yapma anlamına gelmiyor. Ve demin dediğim gibi 3 ila 5 sene içerisinde her zaman gayrimenkul Türkiye'de kazandırdı. Hiçbir zaman yurt dışında bu kadar Türkiye'deki kadar kazandırmıyor. Çünkü ülkemizde gerek devlet politikası olarak gerekse de kültürümüzün bir şeyi olarak genç nüfusumuz şehirleşiyor. Şehirlere daha fazla yerleşiyoruz biz. Şehirler sürekli büyüyor. Şehir merkezlerinin değeri, zaten değerli olan merkezlerin değeri hem kendini koruyor hem artıyor. Hem de şehrin etrafında oluşan uydu kentler önce ucuz iken başlayıp oraya yapılan yatırıma her zaman karşılığını fazlasıyla veriyor. Bence öncelik her zaman ülkemizde gayrimenkul yatırımı eğer göç etmiyorsak. Evet. Peki başarının sırrı nedir? Evet, başarının sırrı deyince tabii ki bunu hepimiz biliyoruz ki ilk başta çalışmaktır. Fakat sadece çalışmak değil, bence inanmak, motivasyon ve takım çalışması çok önemli. Biz takım çalışmasının önemine inandığımız için zaten bu partnerlik yolunda ilerledik. Burada şöyle, ikimizin de farklı beceri ve yetkinlikleri var. İkimiz de birbirimizden çok farklı kişileriz ve aynı kültürden, aynı çalışma kültüründen gelsek bile yetkinliklerimizle birbirimizden çok ayrışıyoruz. Bu yüzden ikimiz de bir olaya farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyoruz. Çok fazla beyin fırtınası yapabiliyoruz. Tabii ne kadar çok beyin fırtınası yaparsanız da o kadar çok fikir çıkıyor. O fikirlerin çeşitliliğinden de doğru karara o kadar çabuk ulaşabiliyorsunuz. Evet, biz birlikte çalışmanın çok faydasını gördük. Bu işin gayrimenkul danışmanlığının veya danışmanlığın genel anlamda bireysel bir iş olduğu düşünülür. Biz birlikte yaptığımız bu çalışma sırasında gördük ki birlikten kuvvet doğuyor. Aynı şekilde de müşterimizle birlikte de bu ağı genişlettiğimiz zaman bu 3 kişilik bir takım oluyor. Ve her zaman bireyselden daha kazançlı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağolunuz. Teşekkür. Teşekkürler sana. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Remax Empati'den yeni nesil gayrimenkul danışmanlarımız Sayın Filiz Tura ve Sayın Ahmet Kutlu'yu ağırladık. Hoşçakalın.